Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde Macaristan'a uzanıyoruz ve tarçınlı köy çöreğinin tarifini paylaşıyoruz. Ama her zaman olduğu gibi önce malzemeler. 2,5 su bardağı süt, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 paket çabuk maya, 1 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet yumurta, 1 fiske tuz, yeteri kadar un. İçi için 1 çorba kaşığı tarçın, 2 çorba kaşığı toz şeker ve 1 çorba kaşığı tereyağı. Tarçınlı köy çöreği için gerekli malzemeleri öğrendik. Artık ilk işlemleri yapmak üzere çalışmalarımıza başlayalım. Kaynattığımız sütün içine öncelikle tereyağı, arkasından da 1 çorba kaşığı şekeri ilave ediyoruz. Tereyağı eridikten sonra sütün biraz ılıması için bekleyeceğiz. Tereyağı ve şeker erittiğimiz sütümüz ılıdı. Şimdi artık yoğurma işlemine başlayabiliriz. Bir miktar un aldık yoğurma kabımıza. Üzerine çabuk mayayı ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Yumurtayı katıyoruz. Çok az, bir fiske dediğimiz miktarda da tuzu ilave ediyoruz. Parmak uçlarıyla yumurtayı una yediriyoruz. Şimdi artık sütümüzü ekliyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Gayet güzel. Elimize yapışmayacak kıvama gelene kadar un ekleyerek yoğuruyoruz. Güzel bir hamur elde ettik. Yumuşak ve artık kabımıza yapışmıyor. Bir miktar altına un bırakıyoruz, çevresine. Ve kapağı kapatıyoruz. Ilık bir ortamda bir 45 dakika bekletiyoruz. Tarçınlı köy çöreği için hazırladığımız hamurun süresi doldu. 45 dakika bekledik. Bakalım kavarmış mı? Oh, harika, çok güzel. Şöyle havasını söndürerek kaftan çıkartalım. Çok güzel bir hamur. Şöyle birkaç tur da attıralım. Önce elimizde bir kare şekil verelim. Kare şeklini koruyarak merdaneyle açmaya başlayacağız. Biraz un serptik. Bu büyüklük yeter. Bir tepsi büyüklüğü kadar. Bir çorba kaşığı tereyağımız var demiştik. Bunu erittik. Üzerine fırça yardımıyla süreceğiz. Her yere tereyağını sürdük. Şimdi şekerle tarçını karıştırıyoruz. Tarçınlı köy çöreği demiştik. Tarçın çok önemli. Bu Macaristan'da daha çok kırsalda yapılan bir çörek. Her ailenin de kendine özgü bir tarçınlı köy çöreği tarifi var. Bu karışımı tereyağı sürdüğümüz hamurun üzerine serpiyoruz. Fırça yardımıyla her tarafına ulaşmasını sağladık. Şimdi 6 parçaya böleceğiz. Keseceğiz daha doğrusu dikey olarak. Altı dilime kestik. Şimdi bu dilimleri de üst üste yerleştireceğiz.
6 katı üst üste yerleştirdik. Şöyle bir düzeltelim. Şimdi tekrar 6 parçaya keseceğiz. Bu şekilde 6 parçaya kestik. Baton bir kek kalıbımız var. Bunun içine yerleştireceğiz. Şöyle kaydırarak. Çok güzel kavuruyor. Harika bir lezzet. Deneyeceğinizi zaten biliyorum. Zor da değil aslında. Fırınımızı 185 derecede ısıtmaya başladık. Şöyle düzeltelim. Artık fırına gidiyoruz. Tarçınlı köy çöreği fırından çıktı. 185 derece ısıda yarım saat kadar pişirdik. Muhteşem bir koku. Şimdi artık servise sunabiliriz. Tarçınlardan dolayı esmer görünüyor. Bakın çıkartalım. Harika. Kalıptan da çıktı. Dilim dilim çıkartacağız ve servise sunacağız. Güzel bir süt eşliğinde. Harika bir doyurucu çörek. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde dünya mutfağına bir örnek verdik. Tarçınlı köy çöreğini yaptık Macaristan'a özgü. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşça kalın.